baba ben de buldum. Buldum. Hadi çok sağ ol. Kırıl lan. Ne güzel işte. Maşallah. Çoğu sağmış bu sabahın artık. Var. Enes kaç tane var yumurta? 4 tane baba. Bu ne lan bu ne? O kadar yem verdim sana. Akşam bol gene mısır yiyerek artık. Tuz, domuzla. İnekler de yer. Fındık toplamaya gideceğim. Çabuk ol. Mısır. Yardır. Heh şöyle. Baba gene al bir şey koyalım. Doldur oğlum.
Hadi toparlanın hadi. Mustafa fındığa geldik. Valla. Ama çok erken geldi. Yeter baba. Fındığın akşama mı? Fındığın akşama ha, yazar mısın? Yarım yemeği verir misin? Yarım yemeği. Kim? Tekbaş. Yarımı kabul etmezim. Verme. İşçi var mı burada? İşçi yok. İşçi yok. Ne yapacaksın bu sene? Kendin toplayacaksın. Kendim toplayacağım. Bulabilirsen 2-3 gün alırım yine işçi ya. Hmm. İyi ya. Çağırırsın bizi sıra yaparız. Sıkıntı yok. Geliriz toplarız beraber. Yürümeye geldik bugün işte Mustafa'ya ya. Geldik de tamam. Öğlende. Bakalım bizi kabul edecek mi bahçede? Kabul eder öğleden sonra ya. Enes nasıl, iyi mi keyfin? Ya bu işi saat olmaz yapsak şey bir kere oldu. Senin ulan senin azar şöyle de alabilirsin. Köye götüreceğim. Evet. Bırak. Kenara çek kaymakını şöyle. Sen de şunu çek şöyle. Var mısın?
Öyle. Ben işe gideceğim. Siz aynı benim bu bıraktığım tempoda devam ediyorsunuz. Yok daha gitmiyor. Enes. Hiç oldu mu canım? Onu ben anlamadım. Neydi? Tam ona göre aslında bu. Bu belgesi. Ay, Mustafa bir tanesi demli olsun. Bizde var mı insan? Tamam. Örümcek var orada. Baktı domatesi. Hı hı. Pek olmadı Mustafa ya. Ne olmadı? Domates de doğru düz olmadı. Biber de doğru düz olmadı. At. Hayır. At. Hayır. At. Hayır. Sen gel. Zehra versene Berat'ın terliğini. Vermiyor mu? Lan lan lan! Yok. Ayağına bir şey batacak bana. Zehra vermiyor ki terliğine. Asana. Zehra var ya bu Zehra. Uzat uzat. Al tamam. Hadi beyler iş başı kalkın. Kalk. Hadi fındığa. Kalk kız. Kalk kız. Kalk. Hadi bakalım. Sayme. İnan olsun tüccarın inisiyatifine kaldı bizim fındık. Ne verirse o ha. Ya razı değiliz de. Alacaklı düşünsün, sallayacağız biraz. Bu sene iyi başladık. Gübresi, tırpanı, bir her şeyini yaptık. Ama Mart'ta bir kar yağdı. Fındığı yaktı. Şimdi zarar yani fındık bu sene bize. Verdiğimizi alabilirsek çok iyi. Gübresi, hasatı bilmem ne 365 gün hizmetini yap. Geldik aha bugün bismillah başladık. Keyifsiz. Kısmet seneye diyeceğiz herhalde hep. Ne zaman? Geçen sene de aynısını dedik zaten. Şimdi 80'i açıklamışlar. Bu tabii Karadeniz'de has. Bizim burada ne kaç para olur belli değil. 68'den fındık alıyorlarmış şu an Mustafa. 68 ya diyeyim ya tamamen fabrikacının işte inisiyatifine kalmış bir şey oldu yani. Biz bu fındıktan zarar da etsek mecbur toplayacağız zararına da olsa. Maliyetini kendimiz düşürmeye çalışıyoruz işte. Kendimiz topluyoruz. Kendimiz hizmetini yapıyoruz. Dibini kazıyoruz. Gübresini kendimiz atıyoruz. Maliyetini düşürüyoruz. Kazanırsak öyle kazanacağız. Ama ne yapalım işte biz bunu söküp kesip atacak şeyimiz yok. Mecbur seneye diyeceğiz. Bu sene seneye, seneye seneye. Öyle. Çek evet babana doğru babana doğru. Evet az yukarı. Evet oldu. Oo eline sağlık kahraman. Sayma. Bugün ben varım, yarın yokum. Sen yoksa ben yokum. Ben yokluğumu belli etmiyorsunuz. Berat gel fındık topla. Gel. Tamam atma da. AVM'de gezmek mi daha iyi fındık toplamak? Para harcamak. Hey maşallah. Çalışın. Enes geldi dayımın yanına bir uğrayıp gelelim.
Bu Trabzonsporlu senin mi? Tabii benim oğlan bu. Adı ne bunun? Enes. Enes merhaba. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyi. Bu adam senin dayın oluyor. Yani uzaktan da olsa dayı. Dayı evet. Demek güzel bir cümle. Okuyor değil mi? Okuyor. Okuyor. Çok güzel. Bu topraklar gelecekte sizin yani. Bizler gideceğiz dedelerimiz gibi. Rahmetli dedelerimiz 70 yaşın üzerindekiler, savaşa şehit etmeyenler, yaşlı kadınları, çocukları almışlar. Yavurdağ bizim yaylamız. Gümüşhane Torul tarafına doğru. Gittim ben ufak bir yayla zaten orada. Hamsi köyün üstü. Oradan o dağdan beri savaşa gitmeyenler de varmış yani bugünkü gibi. Hani bugün parayla şey diyor. O günde var olan savaşa gitmiyorlarmışlar yani. O kadar bölünmüş yani insanlar. Anladım. Bizden İç Anadolu'dan ve Karadeniz'in insanından gitmeyen kalmamış zaten. Gitmese de zorla sürmüşler. Gitmişler, giden geri gelmiyor. Ahu Yemen'dir, giden gelmiyor. Acep nedendir diye. Ben dedelerimizi şehit ettikleri yerleri gezdim. Arabistan'da çalışırken. Yemen'e kadar gittim oraya kadar. İnsanın tüyü titriyor sen yani. Gidiyorlar, dedemin koyunlarının yarısını çalmış. O Gümüşhane'nin o eşkıyaları askere gitmeyenler. Gelirken kimisini askere cepheye göndermişler şeyleri. Düşün, 500 tane koyun, keçi, sığır hayvanı varken bir 15-20 tane hayvanla beraber bir meşakkatli yolculuktan sonra geliyorlar. Kimse Bolu Gere'de, insanlık nerede derdi bu dedemin sözleri yani. Evet. Babam da çok söylerdi. Bir açıp da o gelirken savaştan kaçan o insanlara bir yudum su vermemişti. Su, Allah'ın suyunu. Anladın mı? Geliyorlar, Bolu Bey'i zaten kendine has bir, bugünkü gibi kaba bir insanlar yani. Evet. Geliyorlar Düzce su. Herkesler bize kucak açıyor, Karadeniz'in insanına. Çok yollarda ölenler oluyor, hamileler, çocuklar, hasta olanlar. Bu bizim hayatımız yani. Biz bu yerleri hep açma açtık. Evet. Lahana çorbası. Evet. İçtiğimiz lahana kaynatması, lahana sarması, lahana, bir lahana var, başka bir şey yok. Evet. Yağ bile yok doğru dürüst gene. Bir çift ayakkabı giydim, ya iki sefer ya üç sefer. Sen giydin, o sefer giydin. Böyle bir paylaşımla evet. Bu fındıklıklar Abazalardan, ırkçılıktan, Çerkezlerden, ırkçılıktan kurtulduk. Yani. Vatan toprakları böyle kuruldu. Bu fındıklar Karadeniz'den gemiyle geldi. Zonguldak'a kadar öküz arabasıyla gidip alındı, geldi. Fide Trabzon'dan gelme. Evet, evet. Yani böyle bir bu memlekede gelişimiz babamızdan, dedemizden duyduğumuz son zamanlarda kendi yaşadıklarımız. 67 yaşındayım. Böyle bir emekliyim işte ama evet. İşte buradaki şu tırfanla beraber vurmalarım o Çerkez'in Abazan'ın tarlalarına ettiğim gün hatırıma geliyor. Evet. Burası benim bahçem diyor. Sallıyorum yani tırfanı. Evet. Beni de çektiğiniz için çok teşekkür ederim. Bunlar tarih kitaplarında yazmaz. Evet. Bu tarihi yazan adamların dilinden kulaklarımıza kadar kalanlar, yaşadıklarımız ve nur içinde yazsınlar Atatürk ve silah arkadaşlarının hepsi, mekanları cennet olsun, mekanları bize böyle bir vatan olsun. Bıraktılar. Ve yokluktan bırakmışlar yani. Yokluk üzerine evet. Kurulmuş ama işte fındık bizim gözümüzü açtı, silah aldık belimize, evlendik, adam olduk yani. Bizi evet. insan evet. sınıfına koyan şu fındıktır. Değil mi? Ve hala biz Abazan'ın tarlalarını ediyorduk evet. ve bizim onlar ağamızdı yani. Evet. Biz buna nasıl yanlış bakarız şu evet. fındığa yani. Şu senin bahçen gül gibi gel bunu topla. La buraya Kürtler geliyor fındık toplamaya da. Kızları biz örgütledik. Kız okumuş şimdi hakim olmuş, savcı olmuş. Geliyorlar gene fındık toplamaya geliyorlar. Ula hakim savcı geliyor. Beyan bu şahım gelmiyor la. Niye gelmiyoruz lan fındık toplamaya? Böyle bir şey yaşadık yani yaşıyoruz. Günümüz bu. Getir.
burada bir çıktığı zaman şöyle haber ver, ben bakayım. Şuraya ya. Benim adım Enes. 10 yaşındayım. Hayvanlarımı seviyorum. Ot falan atıyorum ara sıra. Tavuğum da var. Onları da seveyim. Ara sıra 4-5 tane ediyor yavru. Yumurta da ediyor. Az yapınca az kızıyım. Fazla yapınca yemlerini fazla vereyim. Hayvancı olmak istiyorum. Babamlar falan diyor işte oku bir meslekçi ol. Bilmem ne ol, polis ol, jandarma ol. Okumakla fazla bir alakam yok. Okuldan birkaç kere disiplin yedim. Okulu hiç sevmiyorum o yüzden. Hatta gitmek istemiyorum ama babamlar beni zorluyor. Bizim burada bir uşak var okulda. Kafası gidik onun. Ara sıra küfür ediyor, böyle böyle diyor. Bir gün de bana söyledi böyle böyle. Ben de onun akıllı ya, onu döveceğim ben. Ondan sonra da küfür falan etti. Ne diyorsun abisin sen dedim. Sana ne lan dedi. Sonra da iki tekmemle bir vuruşuma baktı. Müdür de bizi ayırdı. Küfür etmeye hakkı yok ki o uşağın. Küfür ederse olacağı bu. Of. Turgut zor bu işler, zor. Yorulduk. 3 tane kelbi ineğim var, bızağım. Daldım onun peşinde. Of. Hazır alsak yetmiyor. Böyle bahçeden ıvır zıvır ot biçiyoruz, getiriyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz. 10 tane, 12 tane süt ineğim vardı. Dayanamadık. Gücümüz yetmedi. Satalım dedik, kurtulalım bari. Canımızı bari kurtaralım. Enes hayvanları seviyor. Baba dedi kalsın, 3 tane bari kalsın. Şimdi uğraştırıyor beni. Aynı zamanda ek iş de yapıyorum. Kamyonculuk yapıyorum. Enes gel oğlum, biraz dinlen gel. Sıkıcı değil mi bu işler? Okumak daha sıkıcı. Okumak daha sıkıcı. Turgut amcası bunun okumakta pek yüzü yok gibi, öyle görüyorum. Bağ bahçe işlerini seviyor, köy işlerini seviyor. Ama okumak da lazım. Okuyup da çiftçi olsan daha iyi değil mi? He? Neden? Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Ama olmaz ki, ablaların okuyor şimdi, ablaların okuyacak bir yerlere gelecek, sen burada köyde kalacaksın tek başına. Kızların okuması lazım genellikle. Kızlar tabii okumalı ama erkek de okumalı, senin de okuman lazım. Ablaların okuyunca senin okumaman olur mu yani? Turgut, Enes benim elim ayağım. Enes'le beraber bu sene tırpan altlarını vurduk. Enes 10 yaşında. Tırpan altını vurduk, otunu vurduk. Filizlerini aldık. Dediğim gibi hayvanlarına, bızağlarına ot biçiyor, ot getiriyor, onları yediriyor, içiriyor. Ben olmadığım zaman çıkıyor hafta sonları babaannesinin, dedesinin yanına. Onlarla beraber kalıyor. Hafta sonunu böyle geçiriyor Enes. Tavukları var, civcivleri var. Onlarla beraber mutlu. Keşke hafta sonu bir sene olsaydı. Hafta sonu bir sene olsun. Ben şundan yanayım. Memleketin çiftçisi de olsa eğitimli olmalı, bilgili olmalı. Şimdi benim evin orada kümesim vardı Turgut, görmüştürsün. Salma tavuk tutkusu başladı. Ben de böyle bir yumurta işi yapayım, yumurta satarız vesaire gibilerinden. Bir 400 tane tavuk aldık. Bu 400 tane tavuğu, tabii işi bilmiyorsun. İş bilmemek gerçekten çok zor. Gittik aldık cambazdan, cambaz, tavuk cambazı.
pili bitmiş tavukları vermiş bize. Aldık getirdik 400 tane tavuğu. Bekle babam bekle, yumurta edecek diye bekle. 400 tane tavuktan 8 tane 10 tane yumurta alıyoruz. 10 tanesi. Bugün 4 tane yumurta aldık. Bugünkü yani. Tavuklarımız iyi, şimdiki tavuklarımız iyi. Yani hastalığından anlamıyorsun, derdinden anlamıyorsun, ilacından anlamıyorsun. Kış geldi mi veya işte sıcak havalarda tavuk ölüyor, niye öldüğünü anlamıyorsun. Hep her şeyin yani eğitimini almak lazım. Bir yerde daha önceki seyrettiğimiz belgesellerde Recep Hocam vardı. Recep Hocam'a buradan selamlar olsun. Uyguladıklarını uygulamaya çalışacağız. Hayvanlarla alakalı güzel bilgiler verdi bize. Arpa hasılı mıydı neydi? Onunla alakalı çalışmalar yapacağız. Kendisine de buradan selamlar olsun.